Assassination'ı kasamadık ki. Assassination ne getiriyordu ona bakacağım. Aha vallahi girdim oyuna. Evet abi. Vallahi girdim oyuna. Vallahi girdim oyuna. Jumbo girdim oyuna. Bakıyorum. Evet. Arkadaşlar, Hearthstone'dan beri düzgün bir kart oyunu oynayamadık. Otoçez, ardından TFT bizi biraz tatmin etti. Yalan söylemeyeceğim. Ancak fazla casual ve fazla RNG olduğu için ben oyunlardan keyif almıyorum. Zaten Hearthstone'u bırakma sebebimi bütün eski izleyicilerim de biliyorlardır. Yeniler bilmeyebilir. Fazla RNG olunca oyunlar beni çok yoruyor. Legends of Runeterra'yı geçen hafta bir kere deneme şansım oldu. Nasıl bir kart oyunu olduğunu ve farklı mekaniklerini test etme şansım oldu. İyi bir oyuncu olduğumu iddia etmeyeceğim. Öpüyorum Boracığım. 12. ayın mübarek olsun tekrardan. Antalya'da fırtına kopuyor. Sen nasıl korkusuz yayın yapabiliyorsun? Abi işte bina diye bir şey icat etti insanoğlu böyle. Beton arme binalar falan. İlk deckimiz Demacia'daki. Valla paralar yatmış muhabbeti dönüyor da arkadaşlar Riot Games para yatırmaz. Onlar beleşçi. It falls to me to stop this blood. Şimdi oyun şöyle. Önce kartı deckinizden bench'e koyuyorsunuz. Şu an aptal anlatır gibi anlatıyor. Allah'ım yordun beni. Wait. Ve şu an çok boş yapıyor. Oyunu anlatamayacağım. Yani Nexus patlatmayı oynuyoruz açıkçası. Nexus HP'leri burada yazıyor. Karakteri elinden bench'e koyduktan sonra atak sırası bende. Karşı taraf defans sırasında. Atağa koyuyorum karakteri. Atağa koyup atak tuşuna bastıktan sonra commitledim demek. Kamera yerini değiştireyim. Evet iyi dedim. O da karşılık verebiliyor, blok yapabiliyor. Blok yapmamayı tercih edebilir. O karşılığını verdikten sonra turn'ı oynuyoruz. Karakterlerin level up'ları var. Her karakterim yok, sadece şampiyonlarım var. Mesela Garen iki kez vurduktan sonra level up gerçekleşiyor. Bütün kartlarda yok bu, sadece şampiyonlarda var ve şampiyonlar da limitli konulabiliyor desteğe. Aynı şampiyondan mesela desteği 3 tane koyup daha çok gelme şansını arttırabiliyorsun. Şimdi saldırı sırası onda. New recruit reporting in. Şimdi saldıracak, ben defans etmeye çalışıyorum. I'm ready. Atak yapmadı, pas geçti. Forward. Şu an tutorial'dayız. Oyunu güncelleyebilir miyiz? Hangi oyunun çakması? Açıkçası Hearthstone, Magic pek çok kart oyunundan esintiler göreceksiniz zaten oyunda. Ama kendine has bir şey vermiş, nasıl desem, kendine has bir oynanış mekaniği var. O da cevap verme muhabbetinden giriyor. Oyun pay to win mi? Hayır değil abi.
parayı skinlerden kazanmak istiyorlar ve Poro'dan kazanmak istiyorlar ama Poro yok. Niye yok bilmiyorum. Bizim oynadığımız versiyonda şurada Poro vardı. Aha. Poro geldi zannettim. Şurada Poro'lar var. Masanın şekli falan filan değişecek. Yine skinden kazanacaklar yani. Oyun kesinlikle pay to win olmayacak. Yani kart almak için para yatıramayacaksınız oyuna. Şöyle bir şey var. Kart açmak için wild card toplayabiliyorsun. Onu oynayarak da kazanabiliyorsun. Para alarak, parayla da kazanabiliyorsun. Ama limiti var. Limiti haftada 3 mü olacak? Ne öyle bir limiti var. Yani şey değil. Parayı basayım, istediğim kartı açayım. Sen kastığında da wild kartı. Şu an level up oldu Brown bu arada. Sen kastığın zaman wild kartı, ister parayla olsun ister oyun içi kas, wild kartla istediğin kartı açabiliyorsun. İstediğin kartı açabiliyorsun. Oyun içinde kasarak da. Haftada bir miydi o? Haftada bir galiba. Evet. Ben 3 diye hatırlıyorum ama söylediğim şeyler %100 doğru olmayabilir bu arada. Hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani o para verip kart açma olayı, o da bir kart ha. Deck açmıyorsun. Tek açmıyorsun. Bir kart alabiliyorsun parayla. O da haftada bir. Ve dediğim gibi wild kartı zaten oyun içinde de çıkarabiliyorsun. Kutu açılımı yok. Hayır. Kartları, gereksinimleri tamamladıktan sonra ben bu kartı alacağım deyip tıklayıp alıyorsun abi. Tıklayıp alıyorsun. Yani kutu açılımı yok derken şöyle değil. Parayı bastım, ben pek açıldım. Çünkü kart oyunlarının ortak noktası odur abi. Kart oyunları hep oradan kazanmıştır tarih boyunca. Yani ilk yaygın kart oyunu Magic. Gerçek kart satın alırdık. Gider pack satın alırdık mesela. Şu andaki deste şeyle karşılaştırabilirsiniz. Hearthstone'daki böyle çingene desteleri vardı benim. Çingene destelerim vardı. Onun gibi Elise var. Spider summonlayıp duruyorsun bunda. Sponsorlu mu yayın? Sponsorlu değil. Yani bize erken erişim sağladılar. Para veren yok yani onu söyleyeyim. Ferit'in story paylaşımını gördün mü acaba? Görmedim. Anamıza mı sövmüş? Şimdi mesela bu şeyi kartı bir okuyalım. 3'ten fazla spider'ım varsa level up yaşıyoruz. Bir de üzerine geldiğin zaman her şeyi açıklıyor kartlar. Saldırdığı zaman bir tane spider'ım çıkarıyor. Elis. İyi patladı ha. İyi patladı. Heimerdinger yani oyundakiyle aşağı yukarı aynı kafalar. Karakterler. Bu tutorial'ı geçelim de player'lara karşı oynayalım ya. Ya bunu bloklatıyor onu okuyun. Birkaç tane daha olay var onu anlatacağım da daha gelmedik.
Kaç tane daha mekanik var? Daha önceki hiç bu oyunda görmediğiniz. 3 Spiderling olunca level up'ımızı aldık. Şöyle bir şey var. Bu iki kartı var ya bunun. Ben bunu oynarsam o da kart oynama şansı olacak. Oynamak zorunda hissetmiyorum kendimi ama oynayabilirim yine de. Yani oyunda asıl muhabbet orada dönüyor yani. Yani önce elindeki ne olduğunu tahmin etmeye çalışıyorsun. Bir de burada bench'te ne tuttuğunu anlamaya çalışıyorsun. Mesela şu anda ben bu kartı çıkmak zorunda değilim. Bakalım. Harcamak istemiyorum mesela. Şu an biraz hasar yiyebilirim. Hatta... Bir tanesini yiyeceğim. Şu an mesela hepsini durdurması imkansız. O yüzden kart çıkmama gerek yok. Sürpriz buydu abi. Evet buydu. Animasyonlar normal oyunda bu kadar çok yok bu arada. Bu tutorial olduğu için biraz fazla animasyon var. Tutorial bitsin de artık düzgün bir oyun oynayalım. Tutorial'ı çat 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 geçeyim mi yoksa anlatarak mı oynayayım tutorial'ı? Aslında hiç oynayasım şey anlatasım yok ama. Çat 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 oynayacağım ben. Deri oynuyorum abi. Tutorial geçiyorum. Geçiyorum. Oyunda daha iyi anlatabileceğimi düşünüyorum çünkü. Üç farklı spell çeşidi var vesaire vesaire. Anlatılacak çok şey var oyunla ilgili. Benim de çok daha çözemediğim. 2 oyun 3 oyun falan atabildim çünkü. Mesela Z nasıl level atlıyormuş? Nexus'a 2 kez vurduğu zaman level atlıyormuş. Bir kere vurdu şu anda mesela. Şu an kapalı beta mı? Şu an kapalı Sigma abi. Sadece yayıncılarda var erişim. Şu an kimse oynayamaz. Mobile gelecek mi? Evet gelecek ama ilk çıktığında değil. İlk çıktığında gelmeyecek.
from what you believe. Anlatacağım abi. Şu anda şu tutorial'ı geçmeye çalışıyorum. Sanırım Lux son muydu tutorial'da? Yanlış hatırlamıyorsam sondu. Sanırım sondu. Bitti mi? Okey. Heh, şimdi öncelikle şeyde siz söyleyin adını. TFT'de yapmaya çalıştıkları bu böyle oynadıkça kazanma muhabbeti. Oynadıkça kazanma muhabbeti vardı ya. Oynadıkça kazanma muhabbeti. Buraya eklemişler. Mesela yeni bir deck açıyoruz. Piltover'daki geldi. Collection şu şekilde. Koleksiyonlar var. Mesela kartlar. Heh, sahip olmadığım kartları göster diyorsun ya. Burada mesela şeyleri kullanarak bu bunları kullanarak mesela açabiliyoruz. Mesela wild kartla açabiliyoruz. Bu da şey gibi şart. Bu mavi olan neydi LoL'deki? Onun gibi bir şey. Wild kartla açabiliriz. Mesela şu anda 50 tane wild kartım var benim. Mesela bak bunu da bu renk wild kartla açabiliyorum. Şampiyonları açabiliyorum. Hepsini bu şekilde açabiliyorum yani. Şey değil. Karmaşık değil. Pek açma muhabbeti yok. Şu anda bulunan kartlara bile baktığımız 1 milyon tane kart var amına koyayım. Bana söylenen benim oynanış stilime göre sanırsam şu daha uygun. Ay hapşurum geliyor devamlı. Bu biraz daha kontrol bir deck anladığım kadarıyla. Acaba team oyunu hiç rolünde mi? Mesela 40 tane kartın olabiliyor. 9 spell, 4 tane şampiyon var bunun içinde. Bakalım neler varmış içinde. Editleyebiliyoruz bu şekilde. Aslında biraz daha Trindamir Garen ekleyebilirim bu deck'in içine. Gelme şansını arttırabiliyorsunuz. Yani 3 tane mesela Garen ekleyebiliyorsunuz. 3 maksimum bu arada. 3 maksimum. Mesela ben buradan Garen diye aratsam. Bu ne? Mesela açalım. 3 tane Garen. 3 oldu şu an Garen'im. Deklere geliyorum. Edit diyorum bunu. Bir de share dediğin zaman çok basit bir şekilde share'lanabilecek bu arada şeyler. Deckler. Mesela ben bir deck yaptım. O tuşa basıp chat'e atacağım abi. Siz alıp kopyalayacaksınız. Tak 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 tak. Deck'in aynısı gelecek abi. Challenger muhabbeti neydi lan? Nasıl bakıyorduk buna? Ha, çıkardım mı ben onları? Shit. Çıkardım. Neyse. Nasıl koyabiliyorum bunu? Heh. Tamam. Mesela 2 tane Garen koydum. Şu anda tekleri ben de çok iyi bilmiyorum. Tekleri. Player'a karşı bir aratayım bakayım kim gelecek. Şu an player'a karşı oynayan var mı acaba? Şükrü vs gel. Tanıtım yayını mı reis? Aynen kanka, sabah 5'te yayın açıp birkaç bin kişiye oyunu tanıtalım diye kişi başı 100 bin lira verdiler. Ben de dedim ki bu fırsat kaçar mı amına koyayım ya.
HS gibi en fazla 2 kart mı koyuyoruz? Hayır, 3 kart koyabiliyorsun aynı karttan. Şimdi oyunu biraz daha anlatabileceğim. AI mı geldi karşıma? Yo, oyuncu geldi. Ananı sikeyim. Yara yedik şu an. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Bu adamların benden daha fazla test etme şansı olduysa ağzıma sıçacaklar bu arada. Mulligan olayı yine var abi. Her kart oyununda olduğu gibi. Mulligan'ımız var. İstemediğin kartları atabiliyorsun başta. 4 tane kart geliyor. Ben kartları hiç bilmemek şu anda. Lan ben yanlış deck'te mi girdim ya? Kontrol olan bu muydu? Buydu galiba. Neyle başladı? Burst'la başladı. Bu bir tane scrap çıkarıyor. Ben de Hulk'la başlayacağım. Ne yapayım? Şimdi bu deck'imden gelecek ilk iki dost üniteme +1/+1 stat verdi. Onu koydu. Blokluyorum abi. Kimse kimseye vuramadı. An ally and an enemy strike each other. Ay çok iyi geldi şu an. Bir damage vuruyor düşmana. Şimdi bak ben bunu yaptım ya, onun ona counter verme şansı var. Mesela +1 can veren bir şey varsa ona cevap verip karakterini kurtarabilir. Mesela diğer kart oyunlarında bu yok. Şimdi ben onu oynadım, o düşünüyor. Acaba bunu counterlayabilecek bir şeyim var mı diye. Anladınız mı? Bu oyundaki mesela cevabı yokmuş, öldü adam. Bu oyundaki olasılıkları arttıran şeylerden en önemlisi de bu. Magic'te var, evet. Magic'te var ama bu kadar yok. Mesela Overwhelm diye bir özellik var. Overwhelm'i de şimdi anlatacağım. Şuradaki iki taşı da anlatacağım. Bu harcamadığım manaların büyü manası olarak birikmesi ve maksimum 3 mana biriktirebiliyorsun. Bunu sadece büyüye kullanabiliyorsun. Mesela şu. Bu karakter mesela Elusive. Magic'teki Flying gibi düşünebilirsiniz. Mesela ben bunu çıkarıyorum. Single Combat. Pick an ally, pick an enemy. Şimdi bu Elusive olduğu için vuracak mı mesela bilmiyorum. Göreceğiz. Vuracak mı? Elusive. Büyü kullandığım için vurması lazım mesela. Bunu da sürebilirdim masaya. Niye sürmedim ki? Almayayım acaba. Hatalar. Vurdu vallahi. Bu niye vurmadı? Ha, bloğu yapmış oldu yine de. Öğreniyorum. LoL dizisi hakkında ne düşünüyorsun? Bir fikrim yok. Oo, oyunu hemen ben de oynayayım. Lord'umuzu tanıtıp başarılı olsun, para kazansın. Allah'ım yarabbim. 97 arkadaşım, ben seni bir uğurlayayım. I am the blade in the darkness. Şimdi Lux'u çıkarabilirim. Aa, bu çok iyi. Ama şu an atamam. Lux'u çıkarayım mı? Çıkarıyorum. Çıkarmıyorum. Önce bu raise'i çıkarıyorum. Buff'lıyorum abi herkese +1/+1. Türkçe dil desteği olacak. Ama ilk çıktığında değil. Adam niye hiç vurmuyor lan? İlginç. Quick attack verdi. Quick attack da şöyle, saldırırken ilk o vuruyor. Eğer öldürebilirse öldürmüş oluyor. Ama quick attack'ı bence yanlış kullandı. Aa, ben bunu bloklayamıyorum çünkü elusive.
Ne yapalım? There won't be a warning shot. Bury me at sea. Parayı çıkarma vakti geldi mi? Bucket Lux'u çıkarıyorum ya. Hamle süresi var, evet. Let's go bro. Ha şu. Oro. Bunlar satılacak mesela. Buradan para kazanacaklar. El alemin porosuna bak. Süresi dolmak üzere. El alemin porosuna dadanamıyoruz abi. Oo Kranka geliyor. Kranka geliyor yayına sabah sabah. Şimdi ne çıkardı bu? Jinx'i var. Whatever abi. Şöyle de yapabiliyorsun. Tak 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 serebiliyorsun yere. Hatamı commitliyorum. Ne kadarını tutabilirsin ki? Chat'i yok abi, chat yok. Ne yaptı göremedim. Avalan çok iyi. Tam bir clear. Elini boşalttığı zaman, eli boş kaldığı zaman Jinx şey yapıyor. Level atlıyor. Güzel vurduk Reis'e. Bakalım ne çıkacak. Ben bunu çıkarsam şimdi o da bir kart oynama şansı olacak. Çıkmak istiyor muyum? İstemiyorum. Oynamasın kart. Bu level up'ı zor ya. 6'dan fazla mana harcayıp büyü atmam lazım. Hadi 4 bu desek. A battling ally strikes all battling enemies. Oo iyiymiş bu. Ya şu an bunu istedi ama. Her şey 2 damage. Evet ne yapıyorsun reis? İstedi. Elindeki bir dostuna artı bir artı bir veriyor. Versin. Artık vakti geldi bazı şeylerin. Oro çıkardım. Overwhelm şöyle bir şey. Mesela 3'e 3 ya bu. 3'e 3 ya bu. Ben buna vurdum. Karakter öldü ama blokladı ya. Dalacağım mı cidden? Okey. Şimdi vururken, şu an defanstayım da, vururken mesela artan hasarı boşa gitmiyor. Overwhelm varsa artan hasarı da Nexus'una vuruyorsun adamın. Overwhelm mesela öyle bir mekanik. Bunda Overwhelm var. Toughness neydi? Tough neydi? Aa bütün sorslardan eksi bir hasar alıyor. Okey. Abi Tryndamere geldi. Tryndamere. Let's go. Surrender. İlk maçımızı kazandık.
Hadi bakayım. Kolaydı. 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 %100 win rate'deki mi siz de öğrenmek istiyorsanız yayında kalın. Evet, bir de beni izlediğiniz zaman beta key droplanıyor. Şu an beni izliyorsunuz ya Twitch'te. İzlediğiniz zaman beta key droplanıyor abi. Yani onu ben söyleyeyim de baştan. Ya Garen'i oynayamadığım için sırf tutmak istiyorum. Geçen oyun oynayamadım ya. Alfred yine geldi korkudan. Korkak bit seni. Garen'i tutayım da bir oynayabilirim. Anan oha. Shit Muli. Shit Muli. Yayıncı oyun için ganimetleri etkinleştirme. Onu bir öğrenirim ya yarın. Şu an hiç kafamı kullanamayacağım. Beynim çalışmıyor zaten şu. Ben iki turn'dur oturuyorum abi. İki turn'dur sorry. Abi Garen gelmez diye. Mulilledim ki abi. Abi. Oh. Vur kardeş vur. Vur kardeş vur, güzel başlangıç. Biz de oynayalım ama olur mu? O artı bir artı bir harcaması bence saçma oldu. Tık lan oyundan. Tık lan oyundan. Çek! Çek! Stre! Ben buna çıkarsam ölürüm. Çıkmayacağım. Bilmiyorum. Telefonda var mı bu? Telefona çıkacak ama ilk PC'ye çıkacak, sonra telefona çıkacak. Bu challenger bu saldıracağı adamı seçebiliyor. Yani kendisini bloklayacağı kendisini bloklayacak kişiyi seçebiliyor. O biraz can sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Umarım challenger'ın ne olduğunu bilmiyordur. Biliyorsa boku yedik. Bilmiyor ol lan. Bilmiyor ol lan. Challenger'ın ne olduğunu bilmiyor ol. Oyun daha yeni çıktı. Bilme onu. Aa cidden bilmiyor. Aa harcadı. Bak şu an 3 tane şey kristalim var ya. Büyük kristalim. Bunu harcayabiliyorum. Hasarlanmış bir el ayıma. Killjoy 44 ay. Hasarlanmış bir el ayıma buff verebildim mesela. Ordemasya ne lan? Gelecek el Baren ne lan? Gareneli. Gareneli! İki tane Garen inemiyorsun ama masaya mesela. Wow. Wow, that's amazing bro. Bakalım ne yapacak, merak ediyorum. Adam oyunu pek anlayamamış gibi.
This will not take long. By Lord. Okay. Defansa geçtik. Garen inme vaktimiz geldi ya. Garen inme vaktimiz geldi. Hoş geldin. Ya Ramazan neler oluyor? Garen indiğim zaman Garen'in kopyası burada değişti. Fark ettiniz mi? Kopyası vardı değişti. İki tane Garen oynayamıyorum masaya. İki tane champion oynayabiliyorsun. Şu an masada iki champion'ım var. Ama aynı champion'dan iki tane oynayamıyorsun. Anladım reis. Yani peki. Öyle diyorsan öyle olsun. Garen bir tane vurdu. Bir tane daha vurursa level up olacak. Bir de bir özelliği de var. Heal'lanıyor her round başı. Brown da aynı şekilde. Hatta şu an Brown çıkma vakti değil mi ya? Overwhelm'le döveriz ama. Overwhelm'le döveriz. İyi vururuz. İyi yerine vur. Garen OP. Değil abi işte. Değil. Ben bu deki dövdüm mesela. Test yaparken. Tabii ki yine bazı şeyler OP'den. Mesela Elise bir başlıyor abi Spiderling'leri sıçmaya. Önünü alamıyorsun. Karşıdaki Yunan bir yayıncı 5 kişi izliyor. Harbiden mi? Yok mu peki bayrak sallamamız? Akko fixed ikinci ayın mübarek olsun bro. Şimdi bu saatten sonra Garen'i öldüremezse bu arkadaş sıçışlarda. Bu arkadaş dev sıçışlarda. Bu el Garen'i öldürmesi lazım. Niye bunu vurdu ki? Bunda zaten overwhelm var. Hasarı bloklayamıyor ki. Vurdu yani bu her türlü. Okay. Rom is on the job. Okay yani, okay bir şey diyemem. Discipline and steel. Şu Ford Demacia kartını merak ediyorum. Ben de sırf o yüzden oynayacağım. Neymiş for Demacia? Give allies artı 3 artı... Ooo, güzel. Okey. 6 mana mesela 3 tane büyü mana kristalin varsa. Demiş. Bir büyü attı o bize. Bak böyle mesela şuna bakarak bu roundun sonunda ne olacağını öğrenebilirsiniz. Kartları koysun adam. Şunu kullanacağız yani. Bir büyü attı ortaya ama büyünün ne olduğunu göremedik henüz. Oynarsa artık, Allah aşkına oyna artık ya. Tamam, salcan mı? Ha bununla bunu dövüştürüyor. Niye? Çok aptal. Tamam, onunla onu dövüştürüyorsan. Benim için değişen bir şey yok ya. Bak mesela bunun öleceğini görebiliyorum şu an. Bu bunu bloklasın. Bu bunu bloklasın. Da böyle. Hattayız bro. Steady soldiers. Garen yine heal'landı moruk. Ben hiçbir şey oynamadan oyunu bitirmeye gidiyorum şu an.
Hakofix, ikinci ayın mübarek olsun hocam, hoş geldin. Çok teşekkür. Edivan'dan 100 bit. Edivan. Edivan beğendin mi? Şimdi. Bunun için bayağı erken. Bunu bir replay isteyelim. Okay. Aa, bu ne lan? Okay. Merhaba. O zaman bir beleş 2 damage'ımız var be. Boom! Uchiha Madara diye birini dövüyorum şu anda. Weeble'lar triggered. Ne geldi moruk? Boşuna burst. Ata versene sen bize, biz oynayalım moruk. Arkadaş pek bilmiyor galiba. Sen bize salsana moruk. Oromuzu da alalım. Let's go. Şu an Raiding Strike'la güzel bir hareket yapabiliriz eğer karşımıza çıkarsa. Çıkacak mı? Ne yapıyor bu? Bu öldü. Weeble'lar triggered abi. Uçağı Madara nasıl ölür ya? Nasıl ölür ya? Nasıl ölebilir abi? Bak şimdi. Bu buna tek atmak istiyor ya. Bak. Bir damage to enemy. Bak. İzliyor musun? +1/+1 verdim. Ölmeyecek mesela. I don't give a shit. %100 win rate abi, adımı unlost yapmak istiyorum. Bir tane daha mı atacağım moruk? Ne o? Neymiş? Birbiriyle dövüştürüyor, okey. Ölmedik, yemedik. İki büyü harcadı. Bana Eddie diyebilirsin abi. Oyun sarıyor. I like it. Ben Eddie Van Kenobi diyeceğim. İsmini öyle söyle diyeceğiz. Ne yapalım abi? Kötü bir anda oldu bizim için. Defans yapabiliriz inşallah. Bu çocuk niye hiç saldırmıyor ya? Çok iyi bildiği için mi, hiçbir bok bilmediği için mi emin olamıyorum abi. Vallahi emin olamadım şu anda. Hop. Oh. Hata komitledim. Hoş geldin reis. Bu bariyer sadece bu roundluk değil mi? Evet. Ben bunu oynamama gerek yok. Round bitti. Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Salak bu. Round bitti abi. Ben vurdum vuracağımı zaten. Vurmadın mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Vurdum abi. Vurdum ben. Aa salak. Aa.
Niye böyle bir şey yaparsın ya? Allah Allah. Hayat ilginçliklerle dolu demek ki. My heart and sword for the mafia. Karene çıktım. Bununla bunu mu dövüştürüyor? Okay. I stand ready. Demacian steel protects me. Bu bir törnük değildir umarım. Umarım. Bazı mekaniklerden emin değilim hala. Güzel. Lux'u çıkacağım. Çünkü 6 manalık bir spell'im var elimde. Discord link mi? Flash Caharya işte lan. Dur ben orada bir odaya gireyim. Yayın odası nerede bizim? Flash Caharya abi. Ben dalıyorum. Ne yapabilir ki bana? En fazla 6 manan olmuyor abi. 3 ekstra mana şeyden geliyor her zaman. Her zaman diye mesela 2 mana kaldı ya. O 2 mana olarak ekstra büyüde kullanabileceğim bir mana olarak burada büyü mana havuzu var. Oraya gelecek. Onunla mı kazanacaksın abi? Peki. Sen bilirsin. Şu ne? Onu anlamadım. Bir de saldırı yapabiliyorum sanırım defanstayken. Beren'den ötürü. Sanırım. Ne buffladın amına koyayım ya. Evet şu an saldırı bildiğin saldırı yapıyorum lan. Defansta saldırı yapıyorum lan. Oha Garen'in özelliği buymuş. Ananı sikiyim. Braum kimin saldırısını emeceğini seçebiliyor. Şu anda hem level atlayacak Lux hem de stat kazanacak. İkisi birden stackleniyor mu acaba? Onu sikeyim ben ne yaptım ya? Onu sikeyim ben ne? Allahümme salli la ila Muhammed Allah. Selamünaleyküm motherfucker. Şu an ikisi de Braum'u öldürecek kaliteye geldi.
Ona heal atmana gerek yok ki. Okay. Rekto nerede? Okey. Alo. Alo, selamlar. Geliyor mu sesim? Geliyor abi. Nasıl dövdüğümü izliyor musun şu anda? İzliyorum da çok dövebiliyor musun? Emin değilim. Ya sen... sen Hearthstone'da yediğin dayakları özlemiş gibisin ya Krank. Bana öyle geldi. Bakalım ya. Özlemiş gibisin. Özlemiş gibisin. Öyle hissediyorum. Ya oyna artık, oyna. An... Kanser oldum Krank, kanser oldum. Kim ben şu an var ya, şoktayım abi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir sürü iş var. Bir sürü yayın yapmak istiyorum. Bir sürü soru var. Bir sürü yayıncıya yardımcı olmak istiyorum. Hangi birine nasıl yetişeceğim? Bence sen burada bir yandan benimle oyun oyna. Bir yandan da soruları cevapla. Çünkü ben hepsinin cevabını bilmiyorum. Evet, onu fark ettim. Fark ettin değil mi? Biraz mala bağladım. Saat olmuş zaten hıttıbık. Evet. Abi bir de şey çok normal. Uyumadım. Mala bağladım deyince sen evet mi dedin? Peki abi. Yani bağlamış olabilirsin, bilemedim. Şeyi soracağım, sen uyumadın değil mi? Nope. Abi şimdi bu kadar açıklamadan sonra da zaten bir insan garip oluyor. Ben şunu söyleyeceğim. Sağ tarafta atak ikonu var. Atak token deniyor. Evet, onu çözdüm. Onu çözdüm. Atak token'ı varsa atak yapabilir demek. O yüzden defanslı da olsan Garen dediğin gibi atak token'ı veriyor. Katarina da başka bir atak token veren ikinci karakter. Katarina ve Garen saldırmana imkan veriyor. Şu an adamın ağzına sıçtım, win. This is win abi. Bu arada win abi. Atağını, win abi, win. Atağını yenileyebiliyorsun bu arada. Bir turda iki kez saldırmak. Aa, atağı niye yapmadık peki? Şöyle abi, önce. Eğer savaş alanını temizlersen, eğer karşıladıysa adam seni, öldürdüğün zaman vurmaz. Eğer karşılamadıysa vurur. Öldürdüğünde orada bir tane gate gibi bir şey açılıyor. Evet. O atağın boşa gitti demek ama hasar almazsın. Eğer demin yaptığın şeyi yapabilmek için savaş alanını sürüklemeden öldürüp ondan sonra saldıracaksın. Anladım. Oyun bu arada hiç kolay değil. Böyle 2 dakikada anlayabileceğimiz bir oyunda değil. Bir sürü soru olacağına eminim. Hani mümkün olduğunca ben de yardımcı olmaya çalışayım. Ben şu an defansta hatamı yapacağım mesela. Yayın açtım. Oradan da... Nasıl yapacağım bilmiyorum. Oradan da kendim mi oyun oynasam? Ne yapsam ya? Elde senle atalım ya. İşte şöyle, şu an beta ön izlemede arkadaşına meydan okuyamıyorsun. Friendly challenge yok. Biz buluruz birbirimizi. O yüzden aynı anda eğer oyun ararsak mümkün olabilir. Sen şu an starter decklerle girdin değil mi? Abi adama -20 vurdum. Şu an %100 winnet abi. Unlost. Unlost abi şu an. Ne güzel abi. Bu arada Unlost da eski kart oyuncusudur ha. Tabii canım. Dünya birinciliği var Hearthstone'da. Abi niye gülüyorsun ki şu an? Bir drop girdi. Evde bir şey oldu, ona girdim. Tamam. Bir drop girdi. Bu drop normal mi? Senden mi? Bu benden abi ya. Şu anda bir planlı çalışma varmış saat 2'den 6'ya kadar. Hmm. İnternet de ondan gitti zaten. Aynı anda arayalım maçı o zaman. Yani şu drop'u fixlemeye çalışayım. Arkadaşlar şeyi söyleyeyim, benim chatten birisi sormuş ama herkesi ilgilendiren bir soru. Nasıl girebileceğiz oyuna? Takdir seviyesi falan gerekiyor mu? Şimdi belli bir algoritması var. Herkese rastgele atmıyor. Bu algoritmanın ayrıntılarını vermeyeceğim ama şöyle söyleyebilirim. Ne kadar aktif olduğunuzda çok doğru orantılı. Yani örnek veriyorum, çok fazla Legends of Runeterra izleyen birisinin ön izleme erişimi alma ihtimali daha yüksek. Mümkün olduğunca da Türkçe konuşmaya çalışıyorum. Abi benim bir şey açmam gerekiyormuş onların şey olması için. Ne açmam gerekiyor? Paylaşım bir şey açmam. Prologu bitirmen gerekiyor galiba değil mi? Oğlum oyun oynuyorum, ne prologu? Şimdi şöyle, kart biriktirmek için bölge bölge şey yapıyorsun, ilerliyorsun ya. Sen neden bahsediyorsun? Neyi açman gerekiyormuş dedim. Benim bir şey açmam gerekiyormuş ki insanlar o kazanımı yapabilsin.
Ha, onu diyorsun. Evet, Twitch Connect diye bir şey var. Twitch'ten connection'ı açtığında mesela seni izleyen izleyicilerin erişim alma ihtimali var. Tamam, nereden açıyorum bunu? Cevap ver. Bu işin sorumlusu sensin. Cevap ver. WhatsApp'tan link attım. Ben değil, Uğur attı hatta. Atmadı. Bakıyorum. Ben şu an sana atmadıysa da iletiyorum attığı şeyi. Atar mısın lütfen? Bu arada atmıştır kesin, ben bakmamışım. Mail attı büyük ihtimalle de, ben sana WhatsApp'tan ilettim acı. Dur bakayım, mail atmış mı? Yok, yazmamış. Tamam, ben sana ilettim şeyden, WhatsApp'tan bakabilirsin. Şimdi ben bir şey yapmam lazım. Game Capture yapmam lazım. Oradan Connection mı açmam gerekiyor? Evet. Hangisini açıyorum? Oh. Yok, yok burada. Siz yoksunuz. Ha, var. Connect. Kullanıcı adı Cahreyn Sex. Oh. Dropların aktif değil. Acaba dropları aktifleştirebilir misin demişler bana da. Ben sana söylerken benim de yapmam lazım tabii bunu. Evet, şu an yaptım. Aktifleştirdim. Riot Games Connect dedin değil mi? Evet abi, şu an aktif droplar. Droplar aktif abi. Beta kazanmak istiyorsanız beni izleyeceksiniz. En çok drop bende. Ben Riot'la konuştum. Krank zaten benim yayınımda, gördüğünüz üzere Riot çalışanı. Hayır. Bütün yayınlardan eşit. Ama yani sizin ne kadar vakit harcadığınızla alakalı. Cahreyn de çok yayın yapan bir yayıncı olduğu için dediği bir şekilde doğru. Yalan söylemesen iyiydi. Ben az yayın yapan bir yayıncıyım. Abi şöyle, sıklığından bahsetmiyorum. Sen bu 5 gün süresince büyük ihtimalle uzun süreler yapacaksın. Tabii ki. Diye umuyorum, bilmiyorum. Belki de yapmayacaksın, ne bileyim. Belki yani. De beğenmeyeceksin abi oyunu. Bilmiyorum. Yani şu an 3 tane garen bastım mesela. Tekime koydum ama kartları tanımam lazım. Onu da muhtemelen şu an küfür de etmek istemiyorum ama silkile silkile öğreneceğiz abi. Çünkü kart oyunları böyle oynanır. Öğreniriz. Evet, evet. Evet, onu öyle öğreneceğiz. Şeyi söyleyeyim, birkaç tane yine soru var. Onları hafif bir aratalım atmış. Mı? Aratalım, o sırada ben bir şey söyleyeyim. Sen tutorial'ı bitirdin mi? Abi benim sanırım bu yeni hesabım, bakayım. Bizim de hesaplara şey geldi, reset geldi. Ben aratıyorum şu an, arattım. Ben de arattım. Şu an bak, düşüyoruz. MMORPG konusunda çok soru geliyor. Şimdi arkadaşlar, ne? Ben izleyemedim MMORPG şeyi. MMORPG oyunu değil. Ha? Ben izleyemedim şeyi. Sizin yayını. Yayında. Abi aynı. O zaman bence yayını kapat, onu izle ya. Bayağı iyi sanki. Şimdi ne duyurdunuz? Buldu. Buldun mu? Yok. Puh. Seni başkasıyla eşleştirdi. Ne duyurdunuz? MMORPG duyurdunuz. MMORPG değil abi, ondan bahsedeyim. O action RPG bir oyun ama o henüz geliştirme aşamasında olduğu için Milf Fortune'la eşleştim ben bu arada. Sen değilsin diye düşünüyorum. Milfliğim var ama Fortune değilim pek. MMORPG değil, action RPG ama oyun geliştirme aşamasında olduğu için henüz biliyorsun geliştirme sürecinde de türler değişebiliyor. Witcher çakması mı? Abi bir şey çakması değil. Abi çünkü bak, yani ne çıkarsa çıksın yeni oyunlarda biz hep bunu yaşıyoruz. Şu çakması mı, bu çakması mı? Şimdi Witcher çakması. Abi Dumpy çok güzel bir şey dedi. Açsın izlesin ya dedi. Harbiden aç izle abi. Nasıl açayım, izleyeyim abi? Bunu izliyor videolarını görelim abi YouTube'da. İzleriz. O kadar mantıklı. Para verdiniz abi sonuçta, yani onu yaparız herhalde. Ne kadar verdik abi, ben tam hakim değilim. Abi 100 bin lira demedik miydi ya? Yo. Bende bir şey yok. Bende o bilgi yok. Ya şimdi ben herhangi bir şey oynadığım zaman ilk gelen soru o oluyor abi bizde. Değil mi? Ne kadar para verdiler? Kaç verdiler? Şimdi şöyle abi, dediğim gibi bu Action RPG proje F diye geçiyor. Hı hı. Bir tane proje L var. Bu dövüş oyunu. Ondan görüntüler de var birazcık. Ama çok fazla ayrıntı vermedik. Yine aynı şekilde geliştirme aşamasında. Şey var. Ben bu arada oynarken, hiç konuşurken hiç düşünmeden oynuyorum. Ben de oynuyorum bir yandan. Bir de şeyi de soracağım. Bu farklı büyü çeşitlerini bir anlatırsın. Onu anlatacağım, tamam. Onu bir anlat. Bir tane devam et. Tactical Shooter duyurduk. Hı-hı. Onu mutlaka bu arada izledim. Bak, benim ablam bir gamer değil. Ablamla böyle oyunlarla ilgili bir şeyler konuşurken bir gün bana şunu sordu.
Neden Riot Games dedi? Neden çoğul dedi? Yani bir tane oyunları var sonuçta dedi. Ben de dedim ki iyi dedin Kral, neden Riot Games ben de bilmiyorum, bir tane oyunları var dedim. Sanırım onu bozuyorsunuz artık ve ablam gamer değil yani, ilk sorduğu soru bu oldu. Çok güzel sormuş. Biz hani yani buna çok net şöyle cevap veriyorum. Bir süredir zaten senelerdir üzerine çalışıyoruz. Bu adam bu arada beni birazcık üzmeye çalıştı ama ben de onu üzdüm. Neyse. Şimdi arkadaşlar ya of çok şey aynı anda oluyor. Şu an insanlar az önceki espriyi anlamadı. Onu bir açıklayayım da. Riot Games çoğul ya. Sanki birden fazla oyunu varmış gibi. Benim gamer olmayan ablam da onu soruyor. Hani bir tane oyunları var. Neden Games? Neden çoğul diye sordu. Ona istinaden yani. Evet, şimdi anladım. Ya uzun süredir çalışıyorduk fakat bunu duyurmak için doğru zaman lazım. Artı bir oyunun gerçekten oyuncuya gelebilecek seviyeye gelmesi lazım ki oyuncuları denetmeye başlayalım. Şu an oyun hala hazır değil. Legends of Runeterra beta'da bile değil. Ön izleme etkinliğinde ama açıkçası oyunun şu hali bile gayet keyifli. O yüzden de bunu paylaşmak için bugün denemeye başladık diyelim. Legends of Runeterra'yı duyurduk. Artı League of Legends'ın mobil versiyonu demeyeceğim. Mobil MOBA duyurduk. League of Legends'ı... bu adam beni üzdü ya bu arada. Üf. Neyse. Artı TFT'nin mobilini duyurduk. TFT'nin mobili aynı zamanda cross platform yani çapraz eşleştirme sistemiyle olacak. Yani telefondan giren bilgisayardan girenle kapışabilecek. Kısacası bu aynen arkadaşlar. Böyle. Aynen böyle. Bir de menajerlik oyunu duyurduk. Atladığım bir şey de kalmadı galiba. Ne menajerlik oyunu? E-spor falan mı? E-spor menajerlik oyunu aynen. Ha bir de en önemlisini unuttum ya. Bir tane animasyon dizi serisi duyurduk. Arcane isimli. Çok güzel. Ben sizinle konuştuğumda yıllardır aynı şeyi söylüyorum zaten. League of Legends dünyasının güzel bir lore'u var. Neden kullanmıyorsunuz? Siz de var mısınız diye her seferinde aynı soruyu soruyordum ben. Kullanılması lazım bence. Çok şey çıkar çünkü. Abi şöyle güzel bir soru var. Bu benim de çok vermek istediğim mesajlardan birisi olduğu için atlayacağım hemen. Crank bu pay to win oyun mu diye soruyorlar. Kart açma konusu falan nasıl, bilgin var mı? Bilgim var. Evet abi, pay to win. Şimdi ben oyun çıkar çıkmaz 350 euro yatırıp bitiriyorum oyunu. Bu olmuyor abi. Nasıl olmuyor? Bunu bize anlatır mısın? Hemen anlatıyorum falan diye böyle çalışılmış değil mi? 100 bin doların hakkını verelim. Lira mıydı, dolar mıydı bu arada? Lirayı daha böyle konuştuk ya. Tamam, evet, dolar abi. Olsa çünkü şey olurdu. Duramazsın abi. Duramam, doğru. Evet buyur anlat abi. Neden pay to win değil oyun? Şöyle, pay to win değil. Çünkü oyunun bütün kartlarını oyun oynayarak açabiliyorsunuz. Bir. İki. Oyunun hangi kartını açacağınızı belirleyebiliyorsunuz. Bu ne demek? Ben bugün Demacia'daki yapacağım. Demacia'dakinin o bölgenin kartlarını açmayı ben seçebilirim. Orada ilerleme kaydettikçe kart açmaya devam ediyorsunuz. Devam. Üçüncü olarak... Bir saniye. Ay çok kötü ya kartlar. Ya bu Challenger'ı nasıl kullanıyorduk? Ben az önce kullanmadım mal gibi. Tutup çekiyorsun abi, drag and drop gibi. Rakibi mi tutup kendime çekiyorum? Evet, rakibi tutup kancayla çekiyorsun. Anladım. Ben malım. Evet. Üçüncü olarak da parayı verip bütün kartları açmak mümkün değil. Bunun bir sınırı var. Haftalık bir sınır bedeliyle açıyorsun. Doğal olarak hani parayı verdim hepsini açtım. Mümkün değil. Abi ben şu an 3 tane işi aynı anda yapmaya çalıştığım için kayboluyorum Caho. Umurumuzda acaba, değil. Evet, birisini iptal mi etsem? Hangi işi iptal edeceksin? Düşünüyorum şu an. Beni iptal edemezsin. Maalesef anlattığın şeyleri bir şey bağlamanıza gerek var. Benimkiler de dinliyor şu anda. Evet. Varsa abi sen de oradan soru bulursan sorarsan olur. Hearthstone'da da oyun fazla oynadıkça tüm kartları açabiliyorsun ama bu 3 sene sürüyor demiş biri. Böyle bir karşılaştırma var. Şimdi oynadıkça çok güzel bir şey söylemiş. Oynadıkça kartları açabiliyorsun fakat rastgele kart açıyorsun. Burada rastgelelik yok. Şimdi haftada bir aldığın, kart edindiğin bir kasa var cuma günleri. Hafta boyunca ne kadar oynadıysan seni o kadar ödüllendiriyor. Ayrıca örnek verdim demin, Demacia dedim. Demacia'dan sıkıldım. Ben Piltover Zone
destesi yapmak istiyorum. Buradaki kartları biriktirmek için bu bölgeyi seçiyorum. Burada ilerleme kaydettikçe o bölgenin kartlarını açıyor. Bana rastgele demansya kartı vermiyor. O yüzden bölgeyi seçebiliyorsunuz. Bu çok çok önemli bir unsur. Bir de şey var. Joker kartlar var. Joker kartları edindikçe istediğin kartı direkt olarak unlocklayabiliyorsun, açabiliyorsun. Bu ne demek? Yine şey işte bu enchant disenchant mantığı vardı ya. Evet. Bir saniye şu kartları oynamam lazım. Ben neler yapacağım ya. Bunu oynarım önce. Doğal olarak birçok yönden edindiğimiz şey oyunun pay to win olmaması için çaba. Bizim 2-3 tane bu oyun türünü farklı kılmaya çalıştığımızdan bir tanesi gerçekten bu oyunun adil ve oyun kart ediniminin sağlıklı olması. Türkçe dil için çalışma var mı? Biz Türkçe dil için çalışmalarımızı tamamladık. Oyun %100 Türkçe olacak. 2020'de Türkçe oyunun lansmanıyla beraber gelecek. Şu an İngilizce oynuyoruz fakat 2020'de bunu Türkçe olarak oynayacağız. Kart isimlerinden seslendirmelerine, videolarından bütün oyun mekaniklerine kadar her şey Türkçe olacak. Daha da ne diyeyim ya? Ben şu kedileri bir pişpişleyeyim. Çık oradan. Çık. 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 Oo, Garen'imi öldürecek. Garen'imi öldürecek. Çok güzel bir soru var. Normalde kart oyunlarında board dediğimiz tahta tektir. Bu oyunda iki tane. Yani bizim TFT'de alışık olduğumuz bench dediğimiz şey var. Bu arka saf olarak geçiyor. Önce o kartları arka safa iniyorsun. Ondan sonra çatışma alanına sürüklüyorsun. Çatışma alanında savaşın döndüğü yer. Adından da anlaşılabileceği gibi. Şimdi büyüleri sormuştun sen. Ondan bahsedeyim kısaca. Hı hı. Üç çeşit büyü var. Slow, fast, burst olarak geçiyor. Mesela slow, şu an elimde slow var. Evet. Burst'ı anlık olarak istediğin zaman yapabileceğin ve rakibin karşılık vermesine imkan sağlamayan büyüler. Slow büyüler, yavaş büyüler senin kart inebileceğin turda. Yani kart inme hakkı sendeyken oynayabileceğin, çatışma alanında savaş dönerken oynayamayacağın büyüler. Fast büyüler, hızlı büyüler her an oynayabilirsin fakat rakibe cevap verme şansı verir. Burst büyüler her an oynayabilirsin ve rakibin cevap verme şansı olmaz. Bir de ayrıntı, burst büyü yaptığın zaman rakibe hamle şansı vermiyorsun. Yani iki tane burst büyüyü üst üste atma imkanın var. Yani artı 2-2 verdin, artı 2-2 verdin, go. Bunu yapabiliyorsun. Hı hı. Başka var mı soru? Yani şu an ölmemeye çalışıyorum. Çok güzel bir soru daha gelmiş. Oyunlara kendi hesaplarımızla mı gireceğiz? Nick'imi kaptırmak istemiyorum. Bunun üzerinde bir açıklama yapacağız. Ben şu an %100 emin olmadığım için yapmayayım ama oyunlarda kendi isminizi kullanabileceksiniz belli bir tag ile. Güzel bir soru var. Kartları karıştırabileceğiz bir Demacia oyuna. İki tane oluyor. Her deckte iki bölgeden kart koyabiliyorsunuz. Bir, isterseniz bir tane bölgede yapabilirsiniz ama genelde bölgelerin hepsinin bir zayıf yönü var. O yüzden bu bölgenin zayıf yönünü kapatmak için başka bir bölgede eklemekte fayda var. Genelde yani şu ana kadar gördüğüm hiçbir deck salt bir tane bölgeden oluşmuyor. Kart Dust Craft olayı var mı? Dediğim gibi Joker kartlarla zaten Craft dediğimiz açma işini yapabiliyorsunuz. Dust olayı yok. Çünkü zaten shardlar da, kristaller de şeyden kazanılıyor. Kasalardan ve oynadığınız sürece oyunlardan kazanılıyor. İlerleme gösterdikçe alabiliyorsunuz. Yani kart bozdurmanıza gerek yok. TFT LoL'ün içinden çıkacak mı? Ben TFT oynamak için 30 GB LoL indirmek istemiyorum. Pantera gibi ayrı bir olaya geçilecek mi? Yes. Aldın mı lan cevabını? Adam her şeyime cevap veriyor Krank. Şu an kanser oldum. Abi ben de bu arada Mid Fortune'a kaybedeceğim galiba.
Adam şu an birazcık iyi oynamış olabilir. İyi oynamamıştır abi, şanslıdır o ya. Kesin şanslıdır. Şans abi. Çok kötü kartlar geliyor şu anda. Çok kötü kartlar geliyor şu anda. Adam bu her vurduğunda spell çekiyor. Şu an spell çekmesini istemiyorum ya. Sonunda müzik dinleyip chill bir şekilde kart oyunu oynayabileceğiz galiba demiş Cevher. Kesinlikle öyle. Yani ben gerçekten bu oyun için uzun zamandır bekliyorum. Bu oyunun Türkiye çalışmaları için de yaklaşık bir senedir bununla uğraşıyorum. Uzun zamandır da biliyorsunuz yayın yapmama sebeplerinden bir tanesi bu. Ve nihayet diyorum ya, hep lanet kalktı, lanet kalktı diyorum. Artık gerçekten aktif şekilde yayın yapabileceğim. Sevdiğim, takip ettiğim, uzun zamandır oynadığım bir oyunu sizlerle paylaşabileceğim. Şu oyunu sizlere abi gösteremedim. O kadar kötüydü ki. Abi yalnız yayın konuşmamıştık. Aa pardon. 100 liraya o dahil değil miydi ya? Aynen abi. Yayın reklamı için hesabıma bir geçiş yaparsan. Tamam. Hallediyorum hemen. Şu an adam kart oynarsa geri zekalı. Şimdi bak, Heimerdinger mesela çok güzel bir şampiyon. Ama acayip useless olabilir. Hiç kullanışsız bir hale de gelebilir. Tamamen elinizdeki büyülerle alakalı. Her büyü yaptığınızda bu büyünün kostu kadar bir tane random değil de aslında bir tane gadget çıkartıyor. Yeni bir tane birim koyabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 7 şurada 7 manalık bir büyüm var mesela. Kendimi heal'layacağım. Abi artık almaz değilim. Bana 7 manaya sanırım şey veriyordu. 7'ye 7 bariyerli bir tane ünite veriyor. Krank artık Amnos değilim. Şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Şöyle söyleyeceğim size. 2 tane büyü yaptı. Şu an bom bom çiki çiki 19'a için sağ ol bu arada. Bunu nasıl kapatıyorduk Discord'dan? Şu an seni, şu an beni duyuyor musun? Evet. Duymadın değil mi Cahreyn? Duydum. Okey. Ben bu büyüyle bu kartı şu yaparsam resolve dediğimiz soldan sağa. Canko yukarını 11'a 7 ediyor. Kendisi niye sub değil? Kendin sub olsaydı bro niye 7 ediyorsun? İçersiz olacak. Gördüğünüz gibi bu kart bu oldu. Bunu fullleyememiş olacak. Yok, fullleyecek. Canka sen ne zamandır oynuyorum dedin bu oyunu? Fruktüh dur. Ha bu işlemedi, bu işledi, tamam. Ve Heimer'i kurtarmış oldum. Ve 6'ya 1 overrun'mış. 6 manalık büyü yaptığım için yeni manalığı yapamadım. Şu an atak bende olduğu için de bununla yapıştıracağım. Bu Demacia ile ne bu? Ceho. He. Alo. Alo. Ben seni niye duymuyorum abi? Sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Ha sen beni duyuyorsun şu an. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Alo. Bu Freljord mu? Freljord mu? Geliyor mu sesim? Geliyor. Beni hep bir dışarı atıp alsanıza ya. Hep geliyordu abi. Onunla alakası yok abi. Sen kırdın şu an. Neydi? Demacia ile Freljord değil mi? Abi. Arkadaşlar. Ben Braum sayımızı arttırmak istiyorum. Benim sesim yayına gidiyor mu peki? Gidiyor, her yere gidiyor abi. Şu an hiçbir şeyden haberin yok kranka. Discord sesini mute'lama tuşu ne? Şu an. Şu an geliyor mu sesim? Geliyor. Abi ben seni hala duymuyorum ya. Abi ne yapmış olabilirsin ki? Şu anda ne yapmış olabilirsin ki kranka? Neyse Cahreyn, ben bunu beceremedim abi. Ben kendi yayınımdaki oyunculara bunu anlata durayım. Bir şey olursa tekrar konuşalım gün içinde. Tamam diyeceğim ama duymayacaksın. Kusura bakma diyor, öpüyorum. Tamam diyeceğim ama umarım. Şimdi şu kartlara bir bakalım abi. Bir deck yapalım chat. Del Luciano var.
Level up'ı neymiş? Nasıl level up oluyor? 4 artı allies or Senna Sentinel of Light. Senna Sentinel of Light kim lan? Kim lan bu kadın, ortaya çıksın lan. Hemen Lucian'ı craftlayalım. 3 tane craftladım. Senna Sentinel. Senna Sentinel nerede? Aratmıyorum ki abi. Senna! Gel kız buraya. Senna Sentinel of Light. Yeni deck yapıyoruz moruk. Tamam. Diyor. Efendim canım. Yo mate, have you ever considered making English streams once a week or so? Like we'd be glad to see daddy fucking oh no pixel on a night shift. I'll watch the stream replay at my tomorrow's night shift. Not gonna happen, Khan. Not gonna happen, bro. Sen bu oyunu oynayamazsın. Senin alanı... Senin alanı... Last Breath. Öldüğünde bir kart mı çekiyor bu? That's nice. I like this guy. I like this dude. Güzel başlangıç kart. Başka neler var? Bu pezevengi hiç sevmedim mesela. Gerefsizin peki. Bak çok güzel kart. Artı bir artı bir veriyor Orhan. Güzel kart. Devam. Öksürme lan. Öksürmeden önce izin iste. İste. Öksürebilir miyim? Öksür. Aptal seni ya. Evet, şunu bir editleyelim. Şimdi kötüleri bir çıkaralım şuradan ya. Ben çok şey craftladım. Ne çıkaracağımı bilmiyorum bu arada. Her şeyi çıkarıyorum lan. Her şeyi çıkarıyorum lan. Fuck out of here. Get the fuck out of here, man. Get the fuck out of here, man. Şimdi Luciano 3 tane aldım. Bu Ram 3 tane aldım. Lux 1 tane. Garen 3 tane. Trinda bir rock aldım abi. Sena'yı alıyoruz değil mi? Sena. Evet, bitti şu an. Bütün kartları aldık abi. Güzel başlangıç kartları alalım. Kiara, seni istemiyorum. Sen güzel bir hayat kurtarıcısın. Seni sevdim. Sen gel. Fast Combat'ı sevdik. Az önce güzel bir kart deyip bir şey aldıydım. Neydi lan o? Chat işe yara. Ölünce kart verem. Onu şu. Puh. Bu reis çok iyi. Bu reis çok iyi. Berkay sana tükürdüm. Bu reis öksür. Gel. İyi öksürdün. Omen Hawk. Güzel, sen de güzelsin. İyi başlangıç kartı. Bu çok OP güzel bir kart ama kullanabilirsen. Wow, that's nice. 7 kartımız kaldı. 7 kartımız kaldı. Güzel. Devam edici. Son kart. Ne. Ne. Last Breath'i aldım. Done. Aa bir dakika. Bir tane şey lazım ama. Bu herkese 4 vur. Evet, bunu istiyorum. Herkese 4 vur istiyorum. Herkese 4 vur aldım. Ablam bu saatte bana niye mesaj attı? Bronşit olmuş. That's nice. Bir orada bir şey... Aa 6 şampiyon alabiliyormuşum. Lan Berkay bunu niye söylemedin lan şerefsiz. Lux'u çıkar o zaman.
Lan şerefsiz Berkay, bunu niye söylemedin bana? İt. 6 şampiyon. Söyle, de ki 6 şampiyon alabiliyorsun de. Abi maksimum 6 şampiyon alabiliyorsun. Harbiden mi lan? Evet evet. Onu iyi dedim Berkay. Berkay kaç şampiyon alabiliyorum? 6 tane. İyi dedim Berkay. Chat'ten bir HLBC alabilir miyim? Helal olsun Berkay Cengiz demek. HLBC. Bir tane yasam var chat'te. Evet, bu boktan deck'imiz ne işe yarayacak acaba? Ulan o kadar düşük şeyli char yaptık amına koyayım. Muli'ye bak yine ya. Nasıl Muli ya? Gel bir Muli ver bize. Ya puh! Kardeşim, late game kartımız 5 tane mi ne? Nasıl çekiyoruz bunları bu kadar kolay ya? Kanser olacağım be. Selamünaleyküm piç. Duman, hoş geldin hayatım. HLBC diyerek aramıza katılmış tekrardan. Sen aşksın, sen güzelliksin. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Oha, Duman'da da şey yok. İlk 25. Evet. Alfred, bana alttan ayak yapma. Yok mu peki LOL Battle Royale? 100 tane Lucian'ı bir adaya atıyoruz. Hoş geldin Gavat. Ben bununla vuracağım. Bu ölmeyecek. Bununla tanklar umarım, aptal değilse. Aptal değil, düşmanımız aptal değil arkadaşlar. Wow, bad news, düşman aptal değil. Kötü haber bro, kötü haber. Biraz sert mi başladı acaba? Double attack mı? Neler dedin sen reis? Get the fuck out of here man. Get the fuck out of here. Gotcha. Puh. Berkay tükür. There won't be a warning shot. Doğru. Nix be, doğru. LOL hesabınızı Twitch'le bağladığınız zaman, beni izlediğiniz zaman oyunun betasını kazanma şansınız artıyor efendim. Wow, this is OP shit. Oğlum! Altıda direkt çıkarım seni. Altıda direkt bendesin, ceplendin moruk. Ben bunu çıkayım. Another pothead. What kind of isim? Peki yalan söyleyip bu işten para kazanmam yok mu? Arkadaşlar bana subscribe olursanız %100 beta key düşüyor falan. YouTube'da yaptılar ya böyle. Arkadaşlar kanalımız kapanacak. Paralı olmadan önce subscribe olmayı unutmayın. Kazanamayacak mı? Berkay Cengiz hemen özür dileyerek kazanacak de. Özür dilerim. Kazanacak de. Kazanacak. İyi. İyi, onu iyi dedin. Tab olan herkese GTA 5. Anne! Efendim canım. Anne! Tamam, iyi dedin onu. Ben ne zaman uyuyacağım? Boş ver. Peki krasa mı? Nohut. Oha, nohut iyiymiş. Nohut tehlike.
Şu an elimde lotion olmalıydı ya bunun ölmesi için. Bak. Ah be Lucian be, aga be. These old eyes still see far and clear. Altı olduk. Ya şimdi mi geldin Lucian? Puh, elini ağzını yüzünü be. Ayı oğlu ayı on the board abi. Berkay senden bir şey rica edeceğim. Buyurun. Ne kadar yakışıklı olduğumu anlatır mısın chat'e? Sen mükemmel. Başka? Şimdi lan o sıra. Senin önce başım dönüyor. Başka? Yani beni kendimden tiksindiriyorsun. Ne? GTA 5'i duyan gelmiş, Twitch Rütük 3. ay olmuş. Çok güzel. Okay. Abi Trinda Pipi geliyor, Trinda Pipi geliyor. İyi sabahlar seviyorsun. Mayrebo teşekkür ederim canım. Teşekkür ederim. İnşallah seviliyorumdur. Berkay mesela sizin evde seviliyor muyum ben? Yani genel olarak babaannem de dahil seviyoruz. O kadını ben de çok seviyorum ya. Babaannemi izletiyorum seni. İyi yapıyorsun bu arada. Güzel içerik gördük... izlesin. Kör değil mi babaannem? Ben çalışıyorum. Anlatıyor musun peki? Nasıl oluyor bu işlem? Ben betimleme şeklinde anlatıyorum. Abi oyunu Türkçe yapma şansın var mı? Yok. Yani yok. Niye yapamadım bunu? Neyse. Bu artı bir artı bir vermeyecek miydi? What the? Ay o buydu ya. Ay mala bağladık. That's fucked up bro. Dev sıç. Sen bizi kurtarırsın şu an. Berkay seni koydum masaya. Çığlık attı duydun mu? O tehlikeli. Yasaklandı. Abi adam Trinda'yı hemen nasıl buldu ya? Ben yoktur diye umuyordum. Trinda'yı öldürmek çok kötü abi. Öldürmeyeceksin. Öldürmeyeceksin. Bunu bunu çektim. Güzel oynadım buranın. Bakalım.
Kirin de söyleyecek, ölünce level atlıyor. That's fucked up bro. Ay korktum. Öldüm ki. Öldüm valla. Bak bir de büyü atıyor. Atla be. Ya bir em yapıyor bana ya. Oyna be. Hazır desteleri kullanmıyorum. Kendi destemi yaptım salak gibi. Nasıl? Nasıl? Mal gibi deste yaptım. Evet, %50 win rate'li destemi istiyorsanız. Aha. Kötüsün Caho. Ulan bu oyunu seni... Oğlum Bakko biliyor. Anladı. Az önce oynadığın adam İspanyol Hearthstone Pro oyuncusuydu. Dedo gelir amına. Dedo gelir. Bize de o gelir. Ne geleceğidir? Basit biri mi gelir? O geleceğidir. Hiç tanıdık geldi mi? Annen geldi mi? Sen iğrenç bir adamsın. Ne kadar iğrencim. Anancı. Ya yanlışlıkla yenmiştir yazıyor bir. Önce güldüm sonra eksiği bastım. Salak. These old eyes still see far and clear. Abi düğün ne zaman? Yapmayacağız biz düğün ya, vazgeçtik. Adam çok yavaş oynuyor. Uyumak istiyorum ya. Ne olur ya. Kaldırmıyorum lan sana. Hah, Lucia'nın vakti geldi. Abi ne olur oyna ya. Canımı yedin ya. Push back the darkness. Motherfucker. Motherfucker. Torches. A morsel of regret.
Okay. We fight for one Freljord. Our strength is yours. Ya nasıl buldun hemen ya? İşte bu. Ama şu an atamam bunu. İki kişinin daha ölmesi lazım bu şunun level atlaması için. Dur oğlum sakin ol. Garen mi? İyi kart çekiyorsun reis. İyi çekiyorsun valla. Abi Conquer'le yapıyorsun. Efendim canım? Conquer'le yapıyorsun. O ne? Çinli e-sporcu. Vallahi mı? He. Abi ben gelen kartı atıyorum. Adam 10 dakika düşünüyor. Demek ki böyle oynamak gerekiyor. Adam 10 dakika düşünüyor ya. Kesin bir götlük yapacak bu. Oğlum ekran mı yapıyor bu ya? Bak sinirlerim bozuldu ha. Nereden anladı bunu çektiğimi? Dur bakalım. I won't back down. İyi hasar yedi. Garen'i ortadan kaldıralım ya. Abi bayılacağım şimdi ya. Elinde 3-5 tane kart var. Hangisini oynayabilirsin ki yani? Oyna bir şey artık ya. Hala Garen bende. Problem o. Strength and grace, beauty in the play. Okay. There it is. Gotcha. Our banner will lead the way.
Niye atamıyorum ya? Kafama geldi kılıç. Making the dead deader. Nothing escapes my watch. Bizi çok üzecek. Ay senin ben ananı sikeyim. Kötü kart geldi ya. Discipline and steal. Everywhere I go, the light follows. Death itself can't stop me. Protect my own. Look out for Reavers. Stay back. Keşke onu oraya koysaydım ya. Neyse. Bu da mail sporcu amına koyayım, ağzıma sıçtı. Aaa everything. Abi bana da vuruyor. Nasıl unuturum? Aa.
Abi dışarıda büyük fırtına var bu arada. Dekimiz yarrak gibi oldu. Devamı gelir bu. Ben yatıyorum, yarın uçağım var abi benim. Daha hiçbir şey hazırlamadım. Saat olmuş 7.